Herkese merhaba. Evet Özlem, sabah sabah kalktım. Evlerimi toparladım, süpürdüm. Hatta şu an bir tek oturma odası kaldı süpürecek. Tripodum da burada. Çocuklara odalarımı toplatıyorum. Banyoları, manyoları akşamdan zaten silmiştim ama bugün tekrar yine elden geçirdim. Süpürken burada. Önce şöyle fırına süreceklerimi, şöyle bir ayarlayacaklarımı ayarlayayım. Kekimi bir fırına atayım. Çayımı demleyeyim. Ondan sonra oturma odamı süpürürüm diye düşündüm. Evet bugün yine çok uzun zamandır yapmadığım ama yaptığımda tarifini sizlere verdim. İnanılmaz derecede çok tutulan bir Alman keki tarifimi vereceğim arkadaşlar. Bu kekimiz için gerekli malzemeleri hemen şöyle kısaca sayıyorum. 3 tane yumurta ihtiyacımız var. 1 su bardağı su, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 kabartma tozu, 1 vanilin ve 2,5 su bardağı un. Ondan sonra bunu hemen hızlıca şimdi böyle çırpacağım. Şöyle bir tepsiye koyacağım. Ondan sonra üzerine de az bir şey Hindistan cevizi ekleyeceğiz. Sonra fırınımızdan kekimizi fırınımızdan çıkardıktan sonra da üzerine hemen soğuk buzdolabında daha önce soğuttuğumuz, bir gece öncesinden koydum soğuması için, soğuttuğumuz çiğ kremayı kekin şöyle üzerine dökeceğiz ve ılık ılık afiyetle yenecek. Saat şu an 12 ve arkadaşım saat 1 gibi gelecek. O yüzden ne yapıyorum? Hemen kekimi fırına atıyorum. O geğerliyse zaten yarım saat, işte 12.30'da falan fırından çıkartmış olurum. Ondan sonra da şöyle milföy. Önce bir toparlama Gülşen. Buraya da ne yaptım? Ay sinek çekiyor şuradan. Şöyle beyaz peynir ve rendelenmiş kaşar peynirini bu şekilde karıştırdım. Birazcık da milföy hamuru çıkarttım. Bunlarla da böyle küçük küçük milföylü börekçikler yapacağım arkadaşlar. Şuraya çay setimi koydum. Çayımı da demleyeceğim. Buraya da birazcık çerez de koyarım diye düşündüm. Böyle kek ve işte hani börek, biraz da çıtı pıtı çerezlerle bu şekilde bir misafir ağırlaması olacak bugün. Çünkü ismini sonra anlatırım. Bakın milföylerimin üzerine bir değişiklik yaptım ve işlenmiş, tek tek kendim işledim dermişim. Ay, tabii ki şaka, böyle işlenmiş bir şekilde alıyorum ben bunları. Böyle poğaçaların içine veya işte tuzlu kurabiyelerde falan çok güzel oluyor. Şimdi çayımı demleyeceğim. Şuraya çay setimi de hazırladım. Bunlara şimdi çerezler koyacağım. Şuna da böyle kuru yemişler koyacağım. Kekimi göstereyim mi? Papam. Bakın ablaları, ne kadar güzel kabardı ve mis gibi kokuyor şu an ev. Birazcık altını kıstım. Kısık ayarda bir 10 dakika daha pişe, daha pişsin. Ondan sonra hemen fırından çıkarıp üzerine hemen bir kutu kremayı bocalayacağız. Tabii ki sakin bir şekilde. Öyle bakalım. Bakın kek fırından çıktı. Hemen kremamı şöyle bir sallıyorum. Anne, efendim. Anne. Para mı? Oy nenem, ne yapacağım parayı? Onu yaptım para. Tamam dur. Bakın çok yavaş bir şekilde böyle döküyoruz kremayı. Anne. Şöyle her tarafına eşit gelsin istiyorum. Bir dakika. Bu tat, bu lezzet var ya, inanmazsınız. Bir de bunu böyle ılık ılık, şu an çok sıcak. Bir de bunu böyle ılık ılık yiyeceksiniz, tamam mı? Ondan sonra bana dua edeceksiniz. Bize bu tarifi nereden verdin? Senin yüzünden kül aldım diye. Evet, çok sen koktu. Evet, şimdi hemen diğerini de fırına sürdüm. Şimdi gelmek üzereydiler. Bir dakika, ben hemen oturma odasını süpüreyim. Bakın kekimiz hazır. Keşke kokusunu şu an size yollayabilsem.
ben her şeyim hazır diye düşünüyorum. Çayım demini aldı. Altına tekrardan birazcık su doldurdum. Şuraya birkaç çerezimi koydum. Böyle göstereyim. Alman kekim hazır. Milföyler de pişti. Çok güzel görünüyor. Onu da şu şekilde hemen göstereyim. Bakın. Çok güzel oldular. Pastane çürüğü gibi oldu. Saat 1'e 10 var. Büyük ihtimal arkadaşım şu an gelmek üzeredir. Hemen ne yapayım? Bunları şöyle bir oturma odasına masama dizeyim o gelmeden. Öyle bakalım. Bugün her şeyimiz hazır. Çık 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 çık. Tamam bak Allah'ım nasibim taşmış ya Rabbim. Şimdi birer okkalı bir kahve yaptık. Tamam dur ben sana diye başka telefon vereceğim. Bu şekilde bakın. Kahvelerimizi de yaptık. Arkadaşıma da siyahını yaptım. Haydi bakalım şimdi kahve keyfi. Evet sevgili takipçi kankalarım. Dün akşam daha fazla sizlere çekim yapamadım. Arkadaşım saat 7 gibi falan zannedersem gitmişti. Ondan sonra ne yaptık? Ondan sonra çocuklarla ders yaptık. Yaklaşık 1 saat yakın Almanca ve matematik dersi yaptık. İşte bir Gülşen'le bir Mikael'le. Ömer orada yine bu bardaklarla oynadı. Dersleri bittikten sonra onlara ben yemek koydum. Dünkü videomdan biliyorsunuz bulgur pilavı yapmıştım. Hala bulgur pilavımız vardı, bitmemişti, fazla yapmışım. Onun yanına onlar ders yaparken et sote yaptım. Oraları çekememişim çünkü Ömer Halis o ara birazcık böyle bir huysuzlanmıştı. O yüzden onun eline bu iPhone'u vermiştim. Ve Ömer Halis ne yaptı bir bilseniz. Kızmadım. Çocuğun çünkü bir suçu yok, ne bilsin ne yaptığını. Bu benim vlog çektiğim telefonda. Normalde sizlere dün mesela videom yoktu. Dün İşte kaç kilo verdim videosu, yani 5. ayıma girdim ve 5 ayda toplamda kaç kilo verdim videosu çekmiştim ve çok uğraşmıştım o videoyu çekerken. Çünkü başka bir tüp mideli hemşirenin yazılarını da internetten almıştım kendisinin izniyle. Ne oldu? Ceketin nerede? Hemen şimdi bakacağız. Yani çok uğraşmıştım. Hatta onun editini, montajını bile 3 günümü almıştı montajlamak. Çok güzel, çok profesyonel bir çekim olmuştu. Fakat Ömer Halis videom internete yüklendiği sırada sağ olsun telefona şey yapmış, update getirmiş. Yani telefonumu sıfırlamış. Telefonumu sıfırladığı için... Aa, kim o? Bakın bakalım. Gelen babammış. Bizim de hemen şu an bir anda acil bir şekilde babamla gitmemiz lazım. Neden gideceğimizi de yarınki videoda öğreneceksiniz. Bak yastığı da oraya atmışlar. Her neyse Ömer Halis telefonuma update getirmiş ve video yüklenmedi tabii ki. Bunu aslında öğlen yapmış ama ben onu hiç fark etmedim. Akşamüstü yapmamış aslında çocuk, öğlen yapmış. Ben de videoyu şeye koyduydum. Yüklemeye koymuştum internete dün akşam yayınlayacağım için. Bakıyorum hep böyle yüklenir gibi gösteriyor. Dedim herhalde internetimizde bir sorun var. Yüklenmediğine göre dedim herhalde internette sorun var. Neyse dedim yüklenir. Orada arkadaşım falan gelince de ilgilenemedim, bakamadım. Ara arama böyle bir göz atıyorum açıp da YouTube'dan. Hala yükleniyor gösteriyor. Meğersem çocuk telefona update getirmiş, bütün telefonu sıfırlamış. Benim bu işte edit programı iMovie'yi. Ondan sonra işte dokümentlerimi, her şeyimi silmiş. Ha bu telefonda benim bana ait özel bir bilgi bir şey var mı? Hiçbir şeyim yok. Çünkü ben bu telefonu sırf kamera niyetine kullanıyorum. Sadece çekimlerimi yapıyorum ve yorumlarımı buradan yapıyorum. Ve işte video düzenlememi, editimi, işte hani moderatörünü, her şeyini bu telefondan yapıyorum. Onun dışında bu telefonda hiçbir bilgim, hiçbir şeyim yok. Yani aslında sıfırlamasında da bir sıkıntı yok. Dün akşam da tekrar şimdi bu videoyu kapanışını çekemememin sebebi de şimdi bu videoda mutlaka fark ettiniz, bu son yere gelene kadar yeni müzikler. Çünkü edit programı komple telefon sıfırlandığı için telefondaki bütün uygulamaların her şeyi, bütün videolar silindiği için
Sadece silindikten sonraki çektiklerim silinmemiş. Çünkü çocuk bunu sabahtan yapmış aslında. Ben de ondan sonra çekim yapmaya başlamışım. Hiç de fark etmedim. Dikkatimi de çekmedi. Akşam bir edit yapacağım. Anam, iMovie yok. İşte YouTube Studio Beta yok. Hiçbir şey yok. İşte dokümanlarım yok. Videolar yok. Şok geçirdim. Dedim tevekkeli, video yüklenmiyor. Neyse, o video gitti. Allah rahmet eylesin. Onun yenisi çekilecek. Yapacak bir şey yok. Onun yenisini çekeceğim. O yüzden birkaç gün daha sizleri bekleteceğim o videonun. Çünkü çekimi çok da kolay olmuyor. Yani o videoyu çekerken sessiz bir ortamda çekmeyi tercih ediyorum. Yoksa Ömer Halis'in aralarında böyle bir cırlamaları, işte kahkahaları, işte böyle ne bileyim bir sevinç çığlığı oluyor. Bazen işte abisinin, ablasının sinirleniyor. Yani o çığlıkları olmadan böyle profesyonel bir çekim yapmak istediğim için yine böyle sessiz bir ortam yakalamam lazım. Bir gün Ömer'i anneme sepetleyip öyle çekmem lazım. O yüzden o videonun şimdi maalesef gelimi birkaç gün tekrar aksayacak. Tabii ki editimi yapamadım, kapanışımı da yapamadım. Niye? Çünkü yine tekrardan YouTube'a girip telif hakkı olmayan telifsiz fon müzikleri indirmek zorundaydım. Gece geç saate kadar telefona o müzikleri indirip oradan da iMovie'ye aktarmakla uğraştım. Çok büyük bir vaktimi aldı. Bazen mesela hani bir şarkıyı beğenmiyor olabiliyorsunuz. İşte hani bunu beğenmedim, değiştir diyenler falan oluyor. Arkadaşlar yani internetten, YouTube'dan, YouTube'un izin verip onayladığı çok fazla öyle fon müzikleri yok. Ya çok fazla var ama hepimizin böyle kulağına bize hitap eden müzik bulmak çok zor. O yüzden dün gece yine çok zorlandım. Çok sevdiğim fon müziklerim vardı. Onları aramak için çok uğraştım ama maalesef bulamadım. O yüzden tüm müziklerim yenilendi. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Onlarla uğraştım. O yüzden dün gece kapanışımı çekemedim. Birazcık tabii ki böyle modum düştü. Üzüldüm de yani. Çünkü bir video çekmek gerçekten o kadar kolay değil. Bunun işte editini, işte montörünü yapmak, ne bileyim yani bunu hazırlayıp böyle bir bütün haline getirmek zaten çok uzun vaktimizi alıyor. Çekim zaten ayrı bir. Neyse öyle yani. Öyle böyle böyle bir geçti. Bunu da sizlere kısaca böyle anlatıp paylaşmak istedim. Evet, şimdi bugün neden sabahın seher vaktinde neden annemlere gitmek zorunda olduğumuzu yarınki videoda öğreneceksiniz. Öyle bakalım ne yapıyoruz. Şimdi burada kapanışımızı yapıyoruz. Bir sonraki videoda tekrar sizlerle burada buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın. Ay, kapanmamış.